Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Verben und Adjektive mit Präposition. Hazırsanız dersimiz başlasın. Dersimize başlamadan önce şunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Biliyorsunuz başlıktan da Verben und Adjektive ne demek? Fiiller ve adjektife sıfatlar demektir. Mit Präposition. Präpositiondan kasıt neydi arkadaşlar? Auf değil mi? Mit gibi, gibi ve bununla benzer birçok edat karşımıza daha önceden çıkmış da biliyorsunuz. Bu konuyu yapmadan önce mutlaka hangi fiilin, hangi sıfatın, hangi edatla birleştiğini mutlaka biliyor olmamız gerekiyor ki bunu yapabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla bu çalışmamız bu öğrenilmiş olan bilgilerin pekişmesine yönelik çalışmalar. Dilerseniz ilk örneğe bir bakalım. Soru cümlesiyle başlıyor örneğimiz. Ne diyor? Worauf antwortest du ungern? Evet. Öncelikle bir bakalım arkadaşlar. Auf ve antworten değil mi? Antworten auf neydi? Bir şeyi yanıtlamak demekti. Demek ki bir şeyi derken antworten ve auf'u kullanmam gerekiyor. Şimdi worauf'a baktığımızda arkadaşlar aslında bu auf ve wo'nun birleşmesinden meydana gelen bir soru yapısı. Worauf neye anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla ungern, gern neydi? Severek değil mi? Ungern, sevmeyerek. Dolayısıyla soru bize ne diyor? Neyi pek sevmeyerek cevaplarsınız? Yani cevaplamaktan hoşlanmadığınız şey nedir gibi bir anlam çıkıyor. Ancak burada dediğim gibi antworten auf yapısını mutlaka ama mutlaka bilmemiz gerekiyor ki worauf sorusunu sorabilirim. Değil mi? Worauf antwortest du ungern? Bakın cevaba. Ich antworte ungern auf persönliche Fragen. Evet, persönliche Fragen neydi arkadaşlar? Kişisel değil mi? Sorular. Yani ben kişisel soruları yanıtlamayı pek sevmiyorum. Yani bunu yanıtlarken pek hoşuma gitmiyor gibi bir anlam çıkmış oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken antworten ve auf. Bakın antworten ve auf birleştiğinde ne oluyormuş demek ki? Worauf sorusuna gönderme yapıyoruz değil mi burada? Dolayısıyla ich antworte ungern auf persönliche Fragen. Demek ki ben kişisel soruları yanıtlamayı pek sevmiyorum gibi bir anlam çıkmış oluyor. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Womit hast du kürzlich begonnen? Şimdi arkadaşlar mit neydi? İle, birlikte anlamındaydı değil mi? Beginnen neydi? Başlamak demekti. Bakın burada haben begonnen perfekt yapıda karşımıza çıkmış. Demek ki beginnen başlamak. Başladın derken hat begonnen değil mi? Dolayısıyla ne ile kürzlich neydi? Kısa zaman önce. Kurz neydi? Kısa demekti. Kürzlich kısa zaman önce anlamına geliyor. Dolayısıyla kısa zaman önce ne ile başladın değil mi? Bakın buradaki kilidimiz ne? Kilit nokta. Beginnen mit değil mi? Bir şey ile. Dolayısıyla beginnen mit soru yapısına baktığımızda ne oluyor? Womit oluyor. Ne ile? Dolayısıyla womit hast du kürzlich begonnen? Değil mi? Womit hast du kürzlich begonnen? Ne ile kısa süre önce başladın? Değil mi? Yani buradan kasıt ne olabilir? Hobiler olabilir. Değil mi? Ya da bir kurs olabilir. Kısa süre önce ne ile başladın? Cevaba bakıyoruz. Ich habe kürzlich mit dem Kochen begonnen. Evet. Kısa süre önce kochen neydi arkadaşlar? Pişirmek demekti değil mi? Bakın burada isim haliyle karşımızda. Pişirme ile değil mi? Pişirmeye yeni başlamış demek ki. Dolayısıyla ich habe kürzlich mit dem kochen begonnen denmiş oluyor değil mi? Demek ki beginnen ve mit birleştiğinde soru yapısı olarak baktığımızda womit soru yapısını görmüş oluyoruz. Demek ki ne ile demiş oluyoruz. Womit ile. Tabi bu cevaplar arkadaşlar benim kişisel cevaplarım değil. Bunlar örnek cevaplar. Yemek pişirmeyi çoktandır biliyorum ben. İyi bir aşçıyımdır. Evet. Üçüncü örneğe de bir bakalım isterseniz şimdi arkadaşlar. Üçüncü örnekte Warum würdest du deinen Chef bitten? Bakın şimdi arkadaşlar Warum bitten
Bitten ricada bulunmak anlamına geliyor arkadaşlar. Bitten demek ki ricada bulunmak ya da gidip o kişiye danışmak gibi bir anlam çıkıyor. Ne demek istediğimi zaten cümle içerisinde kavruyor olacağız. Worum würdest du deinen Chef bitten? Evet, şefine ne ricada bulunursun? Yani ya da talep anlamına da gelebilir değil mi bu arkadaşlar? Bitte çünkü neydi? Lütfen demekti. Dolayısıyla talepte bulunmak, ricada bulunmak gibi gibi anlamlara da gelebiliyor. Ancak buradaki kilit nokta ne? Bitten değil mi? Demek ki bitteni ben gördüğümde ne yapacağım? İlgili edat neymiş? Bitten ve umu mutlaka birlikte kullanmam gerekiyor. Ancak soru yapısına baktığımızda demek ki worum demiş oluyoruz değil mi? Worum würdest du deinen Chef bitten? Şefine ne gibi bir ricada bulunursun? Evet, cevaba bakıyoruz. Ich würde meinen Chef eine Gehaltserhöhung bitten. Evet, ne yapardım diyor. Ben şefime Gehaltserhöhung, Gehalt neydi arkadaşlar? Maaş, Erhöhung, yükseltme değil mi? Maaş artışı talebinde bulunurdum. Bakın, bitten demek ki bu noktada ne? Talepte bulunmak anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Bitten değil mi? Bunu birlikte kullanmam gerekiyor. Demek ki şefime maaş artışı talebinde bulunurdum. Ich würde meinen Chef eine Gehaltserhöhung bitten cümlesini kurmuş oluyorum. Demek ki burayı toparladığımızda şefine ne gibi bir talepte bulunurdun? Worum würdest du deinen Chef bitten? Ich würde meinen Chef eine Gehaltserhöhung bitten. Demek ki maaş yükselişi değil mi? Maaş artışı talebinde bulunurdum. Şefime demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz yapıları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Worauf antwortest du ungern? Worauf antwortest du ungern? Ich antworte ungern auf persönliche Fragen. Ich antworte ungern auf persönliche Fragen. Womit hast du kürzlich begonnen? Womit hast du kürzlich begonnen? Ich habe kürzlich mit dem Kochen begonnen. Ich habe kürzlich mit dem Kochen begonnen. Worum würdest du deinen Chef bitten? Worum würdest du deinen Chef bitten? Ich würde meinen Chef eine Gehaltserhöhung bitten. Ich würde meinen Chef eine Gehaltserhöhung bitten. Sıradaki örneğe baktığımızda arkadaşlar, woran denkst du gern? Evet. Denken an neydi arkadaşlar? Denken düşünmek demekti. Neyi düşünürsün değil mi? Yani düşünürken neyden severek düşünürsün? Yani mutlu olursun değil mi? Aslında birebir Türkçe öyle bir karşılığı var. Yani düşündüğünde mutlu olduğun şey nedir gibi bir anlam çıkıyor burada. Woran denkst du gern? Evet, cevaba bakıyoruz. Ich denke gern an dich. Ben seni düşünürken değil mi? Mutlu olurum gibi bir anlam çıkıyor. Çünkü gern neydi arkadaşlar? Seve seve demekti. Dolayısıyla denken an bir şeyi düşünmek demekti değil mi? Seni düşünmek derken denken an dich demek ki seni sevmeyi düşünmek benim hoşuma gidiyor gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla ich denke gern an dich. Şimdi burada arkadaşlar an başına wo geldiğinde woran neyi anlamına geliyor. Dolayısıyla neyi düşünürsün seve seve gibi hani birebir Türkçe'ye çevirdiğimizde böyle bir anlam çıkıyor burada. Woran denkst du gern? Neyi seve seve düşünürsün? Seni düşünmek benim hoşuma gider anlamına gelen ich denke gern an dich cümlesini görüyoruz. Demek ki denken ve an mutlaka birlikte kullanılması gerekiyormuş. Değil mi arkadaşlar? Sonraki örneğe bakalım. Wofür interessierst du dich? Evet. Interessieren neydi arkadaşlar? İlgili olmak demekti değil mi? Ne ile ilgilisin derken şimdi interessieren ne ile birlikte kullanılıyor? Für ile birlikte kullanılıyor öyle değil mi?
bir şeye ilgili olmak deriz ya güzel Türkçe'de. Dolayısıyla Almanca'da biz bunu für ile, für aslında birebir karşılığı ne? Şunun için anlamına geliyor değil mi? Dolayısıyla Türkçe'de birebir denk düşmüyor anlam. Dolayısıyla Almanca dinamiğinde düşünmemiz gerekiyor. Demek ki interessieren für ile birlikte kullanılıyor. Dolayısıyla ne ile ilgilisin derken wofür interessierst du dich sorusunu sormamız gerekiyor. Wofür interessierst du dich? Ne ile ilgilisin? Değil mi? Cevaba bakıyoruz. Ich interessiere mich für klassische Musik. Evet, klasik müzik değil mi? Klassische Musik. Ben klasik müzik ile ilgiliyim derken ich interessiere mich für klassische Musik. Tabii burada sich interessieren für burada bir refleksif fiil olduğunu fark ettiyseniz değil mi? Ich interessiere mich değil mi? Tıpkı ich wasche mich gibi değil mi? Güzel Türkçe'de olmayan bir şey. Türkçe'de biraz garip kaçıyor ancak Avrupa dil ailesinde olan bir şey bu. Refleksif durum. Özellikle de Almanca'da değil mi? Ich interessiere mich. Demek ki ben ilgiliyim anlamına gelmiş oluyor. Ne ile ilgiliyim? Für klassische Musik. Tabi burada für önemli. Neden? Çünkü wofür, ne ile derken değil mi? Wofür interessierst du dich? Ne ile ilgilisin? Ich interessiere mich für klassische Musik. Bakın buradaki für ne olmuş? Buraya gelmiş. Ich interessiere mich für klassische Musik demiş oluyoruz. Değil mi? Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Wonach suchst du oft? Evet. Suchen neydi? Aramak demekti. Suchen nach bir şeyi aramak anlamına geliyordu değil mi? Dolayısıyla oft'a baktığımızda bu da neydi? Sık değil mi? Sıklıkla neyi ararsın derken değil mi? Wonach suchst du oft sorusunu sormam gerekiyor. Cevaba baktığımızda ich suche oft nach meinem Handy. Evet, das Handy neydi? Cep telefonu demekti değil mi? Dolayısıyla sıklıkla cep telefonumu arıyorum değil mi? Her defasında demek ki bir yerlerde unutuyorsam eğer değil mi? Sürekli onu arıyorum dediğimde ne diyecekmişim? Ich suche oft nach meinem Handy demem gerekiyor. Demek ki suchen neyle beraber kullanılması gerekiyor? Nach ile değil mi? Suchen nach. Dolayısıyla sorusunu sorduğumda ne olacakmış? Kalıp olarak baktığımda wonach suchst du? Değil mi? Wonach suchst du oft? Sıklıkla neyi ararsın? Ich suche oft nach meinem Handy. Sıklıkla neyi arıyormuşum? Cep telefonumu arıyormuşum değil mi? Yedinci örneğimize bir bakalım. Worüber bist du froh? Şimdi bu cümleye baktığımızda, bu soru cümlesine baktığımızda arkadaşlar froh sein, mutlu olmak, memnun olmak anlamına geliyor. Froh sein über bir şeye mutlu olmak demek. Dolayısıyla burada froh sein über denildiğinde soru yapısı arkadaşlar worüber olacak. Demek ki worüber neye anlamına gelmiş oluyor. Neye mutlusun derken worüber bist du froh? Cevaba bakıyoruz arkadaşlar. Ich bin froh über die Gelegenheit. Die Gelegenheit fırsat demek arkadaşlar. Demek ki ben bu fırsata değil mi? Güzel Türkçe'de ne deriz? Bu sunulmuş olan, bana sunulmuş olan bu fırsata memnunum deriz güzel Türkçe'de. Ancak Almanca'da bunun karşılığı neymiş? Ich bin froh über die Gelegenheit'miş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Woran denkst du gern? Woran denkst du gern? Ich denke gern an dich. Ich denke gern an dich. Wofür interessierst du dich? Wofür interessierst du dich? Ich interessiere mich für klassische Musik. Ich interessiere mich für klassische Musik. Wonach suchst du oft? Wonach suchst du oft? Ich suche oft nach meinem Handy. Ich suche oft nach meinem Handy. Worüber bist du froh? Worüber bist du froh? Ich bin froh über die Gelegenheit. Ich bin froh über die Gelegenheit. Sıradaki örneğe bakalım arkadaşlar. Wofür bist du dankbar? Evet, bu soruya baktığımızda wofür bist du dankbar?
Dankbar sein für müteşekkir olmak ya da minnettar olmak demek arkadaşlar. Neye minnettarsın? Wofür bist du dankbar? Cevaba bakıyoruz. Ich bin dankbar für meine Familie. Ben aileme neyim? Minnettarım. Bakın arkadaşlar, burada dikkat edilmesi gereken dankbar sein für, demek ki bunu bir yapı olarak biliyor olmamız gerekiyor ki bunları yapabilelim. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, woran erinnerst du dich gern? Erinnern neydi hatırlayacak olursanız, hatırlamak demekti değil mi? Erinnern an ile birlikte kullanılıyordu değil mi? Hatırlamak. Demek ki sich erinnern aynı zamanda bu refleksif bir durum arkadaşlar. Refleksif olduğundan dolayı ne olmuş? Du dich şeklinde yorumlanmış. Neyi hatırlarsın? Gern neydi? Severekten anlamına geliyordu. Woran erinnerst du dich gern? Yani neyi severek hatırlarsın değil mi? Hani bu geçmiş olabilir. Hani yaşantılardan kasıt değil mi? Neyi hatırlamayı seversin? Demek ki burada erinnern an ve mutlaka refleksif olması gerektiğini hatırlıyor olmamız gerekiyor. Bakın burada arkadaşlar bu dersten beri değil mi? Dersin başından beri hep fiilleri görüyoruz ve bu fiillerin gerekli edatlarla bir arada olması gerektiğini size söyledim. Gene söylüyorum. Mutlaka o fiilleri ilgili edatları ile ezberleyelim ki bunu kolaylıkla yapabilelim arkadaşlar. Demek ki woran erinnerst du dich gern? Neyi severek hatırlarsın? Cevaba bakıyoruz. Meine Kindheit. Çocukluğumu. Dolayısıyla die Kindheit değil mi? Die Kindheit, meine Kindheit. Ben çocukluğumu severek hatırlarım derken ich erinnere mich gern an meine Kindheit. Bakın burada ne oldu? Refleksif olduğundan dolayı ich erinnere mich değil mi? Ben şunu hatırlarım derken ich erinnere mich an. Dolayısıyla andan sonra bir şey gelmesi gerekiyor değil mi? Ancak olmasaydı, hatırlıyorum deseydik ne olurdu? Ich erinnere mich, hatırlıyorum. Ancak çocukluğumu hatırlıyorum derken mutlaka neyi getiriyorduk? An. Dolayısıyla ich erinnere mich gern an meine Kindheit. Çocukluğumu severekten değil mi? Güzel yad ediyorum, güzel anlıyorum anlamı taşıyor bu. Ancak soru yapısına baktığımızda buradaki an ne oluyor? Woran oluyor. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi bakın yukarıda da ne vardı? Dankbar für. Dolayısıyla wofür sorusunu sormam gerekiyor ki anlam kazansın değil mi soru? Sonraki örneğimiz ve son örneğimize baktığımızda wozu hast du dich entschlossen? Bakın burada entschlossen karar vermek demek. Bunun yalın hali arkadaşlar entschließen. Entschließen demek ki karar kılmak, karar vermek anlamına geliyor. Bunun da perfect zamandaki hali haben ve entschlossen şeklinde değil mi? Karşımıza çıkıyor. Neye karar verdin derken demek ki neyi getirmemiz gerekiyor? Zu'yu getirmemiz gerekiyor. Sich aynı zamanda neymiş arkadaşlar? Refleksiflik gerektiren bir hal. Sich entschließen zu. Dolayısıyla soru yapısı wozu olacak. Wozu hast du dich entschlossen? Neye karar verdin? Değil mi? Ich habe mich entschlossen zu heiraten. Evet tabi bu bir cümle. Heiraten evlenmek demek arkadaşlar. Evlenmeye karar verdim diyor cümle. Dolayısıyla bakın burada bir refleksiflik söz konusu olduğu için ich habe mich entschlossen değil mi? Ben karar verdim. Neyi gerektiriyor? Zu heiraten, buradaki edat zu'yu gerektiriyor değil mi? Evlenmeye karar kıldım, karar verdim gibi bir anlam taşıyor bu cümle. Demek ki ich habe mich entschlossen zu heiraten, evlenmeye karar verdim demekmiş. Wofür bist du dankbar? Wofür bist du dankbar? Ich bin dankbar für meine Familie. Ich bin dankbar für meine Familie. Woran erinnerst du dich gern? Woran erinnerst du dich gern?
Ich erinnere mich gern an meine Kindheit. Ich erinnere mich gern an meine Kindheit. Wozu hast du dich entschlossen? Wozu hast du dich entschlossen? Ich habe mich entschlossen zu heiraten. Ich habe mich entschlossen zu heiraten. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Verben und Adjektive mit Präposition konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Bu ders burada bitmiş değil arkadaşlar. Daha doğrusu bu konu burada bitmiş değil. Sonraki derslerimizde bu konuları mutlaka pekiştirilmiş olarak görüyor olacağız. Tabii bu söylemiş olduğum diğer dersler için de geçerli. Mutlaka başka yapılarla beraber de olsa bunu harmanlıyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.